Fatih Sultan Han çocukken çok yaramaz bir öğrenciydi. Ders esnasında yaptığı şımarıklıklarla hocası Akşemseddin'i çileden çıkarırdı. Hocası kendisine kızdığı zaman hemen "Ben padişahın oğluyum, bana bir şey yapamazsın." deyip tehdit ediyordu. Padişah şikayet etmeyi edepsizlik sayan Akşemseddin durumu ikinci burada anlatamıyordu. Ancak gün geldi, artık küçük Mehmet'in yaptığı yaramazlıklar çekinmez hale geldi. Bunun üzerine destur dileyip ikinci, Muradın huzuruna çıktı. ''Padişahım bir hususu arz edeceğim ancak haya ediyorum.'' deyince ikinci, ''Murat buyur çekinmeden anlatabilirsin.'' dedi. Bu söz Akşemseddin'i rahatlattı ve başladı olayı anlatmaya. ''Padişahım oğlunuz, ciğerpareniz çok yaramaz. Onun yaramazlıkları yüzünden ders işleyemiyorum. Kendisine kızdığım zamanda hemen sizinle tehdit ediyor.'' deyince ikinci, Murat Akşemseddin'in yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldar. İkinci, Murad'ın kulağına söylediği sözleri duyan Akşemseddin çok şaşırdı. Bu ne plandı? Mümkün değildi bu planı uygulamak. Akşemseddin plan konusundaki rahatsızlığını padişaha ilettiyse de padişah onu dinlemedi ve bu iş olacak dedi. Ertesi gün yine derste yaramazlık yapıyordu. Akşemseddin'in uyarısına aynı tehdit cevabını verdiği sırada padişah ansızın kapıyı açıp içeri girdi. Bu olay karşısında Akşemseddin hiddetlenerek padişaha bağırdı ve bir tokat atarak, bu şekilde sınıfa giremeyeceğini izin istemesi gerektiğini söyleyerek derhal dışarı çıkmasını istedi. Padişah mahcup bir şekilde boynunu bükerek özür diledi ve dışarı çıktı. Olaylar karşısında Fatih Sultan Mehmed'in nutku tutulmuş ne yapacağını şaşırmıştı. Güvendiği babası tokat yemişti. Fatih Sultan allak bullak olmuştu. Az sonra kapı vuruldu ve padişah mahcup bir şekilde içeri özür dileyerek girdi. Plan muhteşem bir şekilde işlemişti. O günden sonra Fatih Sultan asla yaramazlık yapmadı. Çünkü güvendiği dağlara kar yağmıştı. Eğitimin ne olduğunu ikinci, Murat kadar olamasa da en azından kendi çocuğunu yanlış yollara sürüklemeyecek kadar idrak etmiş anne ve babalara ihtiyaç var. Unutmayalım, çocuklar şımarık doğmaz. Diplomalı, maaşlı ama eğitimsiz ebeveynler tarafından şımartılır.